أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي
فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz. O Rabbiniz ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda tutarlıysanız. Bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış o ateşten sakının. İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilse, bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sorulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Merhaba merhaba Şehri Ramazan merhaba 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 Şehri Siyam merhaba Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba, şehri Siyam, merhaba. Meded ya Rabbel alemin. Merhaba ya Şehri Ramazan merhaba Merhaba ya Şehri Gufran merhaba On bir aylık yoldan geldin, müminlere rahmet oldun, asilere azap oldun. Merhaba, merhaba. Şehri mübarek merhaba
11 ayın sultanısın. Dertlilerin dermanısın. Hakkı merhaba, merhaba ya şehri Ramazan, merhaba. Sen şehri mübareksin, müminlere hep gereksin, sırat üstünde bıraksın merhaba ya. Mübarek Ramazan gelir, oruç tutan rahmet bulur, münafıklar mahrum kalır merhaba. Merhaba ya şehri Kur'an, merhaba. Merhaba ya şehri Ramazan, merhaba. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Merhaba, merhaba şehri sıyam, merhaba. Merhaba, merhaba şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba şehri sıyam, merhaba. Merhaba, merhaba şehri Ramazan, merhaba. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Tüm izleyicilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce hazırlanan İftar Saati programı ile bu akşam da huzurlarınızdayız. Bu akşam programımızda oruç ibadetinin fert ve toplum hayatına yansımasını inşallah konuşacağız. Program konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Değirmenci. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah'a şükür. Allah'a afiyetler versin. Ramazan şerifiniz mübarek etsin. Allah mübarek olsun. Cenab-ı Hak sağlık ve afiyetle hayırla tamamlamayı nasip eylesin. Hocam bugün oruç ibadetinin fert ve toplum hayatına yansımasını konuşacağız inşallah. İnşallah. Biz biliyoruz ki oruç ibadeti İslam'ın en büyük şairlerinden bir tanesi ve İslam'ın beş şartından bir tanesi. Evet. Hem olması olmazı. Olmazsa olması. Şu anda da idrak etmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif içerisinde yapılan farz ibadetlerin başında geliyor. En ehemmiyetli ibadet ve Kur'an ayı, ayrıca Ramazan ayı. Öncelikle hocam müsaade ederseniz oruç ne anlam ifade ediyor? Biz orucu niye tutuyoruz? Bununla başlayalım hocam.
Oruç kelime manasıyla imsak tutmak. Belli zamanda Allah'ın yasaklamış olduğu şeyleri yiyip içmekten, cinsi münasebetten uzak durmak diye fıkıh kitaplarımızda tabir edilir. Tabi orucun vakti, şekli, şemali Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Yani orucun süresini baz alarak insan istediği zamanda, istediği vakitte yemekten, içmekten kendisini uzak tutarak kendisi bir şey belirlemeye çalışsa o oruç olmaz. Çünkü ibadet Allah için yapılır. Başka bir maksatla yapılmaz. İbadet Allah tarafından emredilmiştir. Allah için yapılır. Başka bir maksadı yoktur. İbadetlerin eftaliyet derecesini belirlerken din alimlerimiz Allah, Allah olduğu için yapılan en faziletlidir derler. Emretmediği halde. Buna mesela örnek, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam peygamber olmadan önce Allah emretmemiş olduğu halde Kabe putlarla dolu. Peygamber aleyhissalatu vesselam da önceden İbrahim peygamberin dinine bağlı Hanif dediğimiz insanlar Allah'a şirk koşmazlardı. Onların yaptığı Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam hoşuna giderdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam da işte Hira mağarasına çıkar. Orada kendi haliyle tehannüs yani içine geldiği gibi ibadet ederdi. Din alimlerimiz ibadetin Allah, Allah olduğu için yapılanı en eftaldir. Allah emrettiği için ikinci derecede. Cennet ümidi, cehennem korkusuyla yapılan üçüncü derecede. Dünyevi bir menfaat için yapılan ibadet dördüncü sıraya kalıyor ki ona ibadet demiyoruz. Onun feyzi, bereketi, yümlü, onun manevi hiç bir değeri yoktur. Evet. Manevi uhrevi açıdan da bir kazanç sağlamaz. Yani Allah için yapılır ibadet. İbadeti zaten namaz, oruç, hac, zekat olarak belirlemek mümkün dört maddede. Birisi Allah'a iman etmek zaten. İbadetlerin başı da iman tabii. İmansız ibadetin hiçbir değeri yoktur. Önce Allah'ın varlığına, birliğine iman olacak. Evet. Yani o da şehadet kelimesiyle belirleniyor zaten. Allah'ın varlığına, birliğine iman ettikten sonra kişi Allah'ın emretmiş olduğu namaz, oruç, zekat, hac olmazsa olmaz. Tabii insan bu ibadeti Allah için yaparken tabii başka türlü insana faydasız olabilir. Tabii o faydalar insanın ibadet etmek için gayeleri arasında olmamalı. İnsana bir fayda getirir. Mesela namaz için Allah-u Teala اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ buyurur. Namaz insanı her türlü kötülükten alıkoyar. Evet. Şimdi zekat Allah için
verilir Allah emrettiği için. Tabi Allah emretmemiş olsaydı biz zekat vermezdik. Ama zekatın dünyada insanlığa, insanın kendisine birçok faydası vardır. Hac Allah emrettiği için yapılır. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَتَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah emrettiği için yapılır ama haccın birçok faydası vardır. Oruç da öyle. Esas mevzumuz oruç. Orucu Allah emrettiği için yaparız. Şimdi Allah-u Teala يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ Ey iman edenler! Oruç size farz kılındı. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Demek ki oruç sadece bizim dinimizde yok. Evet. Zaten Adem peygamberden son peygamber Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama kadar gelen dinlerin hepsi, peygamberlerin hepsinin dini ana mefkuresi aynı. İslam. Önce İslam, hepsi aynı. Demek ki önceki dinlerde de bu ayeti kerimeden anladığımız kadarıyla oruç ibadeti önceki dinlerde de var. Sadece İslam dininde değil. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ diyor bir de. Ta ki korunasınız. Evet. Yani demek ki oruç ibadetinin Allah-u Teala'nın bize bildirdiğine göre bir faydası bizi koruması. Evet. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bize kadar gelen hadis-i şerife göre de zaten Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam oruç buyuruyor bir kalkandır. İnsanı korur. Evet. Tabii oruç insanı neden korur? Kötülüklerden korur. Şimdi biz ibadetimizi Allah için yapacağız. Allah için yaptıktan sonra da bilinçli olarak orucun bizi koruduğunu yani oruç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Oruç kalkandır. Kalkan eskiden savaşlarda korunma amacıyla insan vücudunu koruyacak kadar yapılan bir alet. Yani yeni gençlerimiz kalkan nedir diyecek olurlarsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Oruç kalkandır. Şayet oruçlu olduğunu bilmeyen veya orucun ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan sana sataşırsa, seninle kavga etmeye kalkışırsa, sana hakarete varan, senin savunmana yol açacak davranışlarda bulunursa, buyuruyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen ona de ki ben oruçluyum diye karşılık ver. Sen ona ben oruçluyum dediğin halde o tabii yine devam ederse demek ki o orucun mahiyetini bilmiyor. Şimdi bu sene bir her sene olduğu gibi Ramazan'ın bir teması oluşturuluyor. Evet. Bu sene de Ramazan'ın teması sorumluluk bilinci. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Ali Erbaş tarafından ilan edilen ve bu sorumluluk bilincinin Ramazan'da kazandırılması oruç sayesinde daha iyi anlaşılacak. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oruç diyor, kalkandır, koruyucudur. Yani insan oruç tutarken sorumluluk bilincini kazanır. Yani
ibadet Allah olduğu için yapılır dedik. Allah emrettiği için yapılır. Şimdi orucu Allah-u Teala bize emretmeden önce, tabii bu birinci derecedeki ibadeti yapmak, işte Hira mağarasında Peygamber aleyhissalatu vesselam çıkıp oruç tutmuyordu ama oruç hicretin ikinci yılında emredilmeden önce Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam oruç tutuyordu. Medine'ye evet. Hicret etti. Baktı ehli kitap oruç tutuyor. Ben sizin peygamberinize sizden daha yakınım dedi. Evet. Çünkü onlar dinlerini değiştirdiler. Bozdular. Kendi heva ve heveslerine göre din ortaya çıkardılar. Tahrif ettiler. Tahrif ettiler, bozdular. Ama Adem peygamberden Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama kadar dinlerin hepsi aynı dedim ya. Hakikati peygamber bir. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam da geldi baktı ehli kitap oruç tutuyor. O da başladı. Aslında hocam burada ben bir araya gireyim. İlk insan Hazreti Adem aleyhisselamdan ta Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama kadar insanlık alemine şöyle baktığımız zaman bir sürü düşünür, bir sürü insan gelmiş, felsefeciler gelmiş. Belki aç kalarak, hani riyazet ehli diyoruz, aç kalarak nefis terbiyesi veya kendindeki ruhi özellikleri ön plana çıkarması açısından, yani ruhun cesede galebe etmesi anlamında böyle bir çaba içerisine girdiklerini görüyoruz. Yani insan üzerinde aç kalmakla oluşan bir tesir var. İnsan daha iyi düşünebiliyor, daha iyi idrak edebiliyor, tefekküre yol açıyor. Sizin başta belirttiğiniz gibi belki bizim dinimizde emredilen orucun veya diğer dinlerde de emredilen orucun Allah için tutulması, Allah emrettiği için tutulması. İkincisi belirli bir vaktinin süresinin olması. Hani bazı inanışlarda da görüyoruz sukut orucu, susuyor sadece mesela, susuyor veya birbirlerine bağlıyor orucu hiç iftar etmeden falan. Çok çeşitli oruç türlerinden bahsediliyor. Bizim dinimizdeki birincisi en ana belki şeysi, maddesi Allah'a iman ederek sırf Allah emrettiği için. Onun için belirli vakitler arasında yemekten, içmekten ve cinsi arzulardan, münasebetten uzak kalarak bir nefis terbiyesi içerisine girmek. Bunu anlıyoruz değil mi hocam? Evet. Yani oruç önce bu. Yani bizim inanışımızda bize uhrevi açıdan fayda sağlayacak ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak orucun şekli bu. Şekli bu. Ondan sonra tabii yan faydalar. Hani evet. Halk arasında avamca bir söz var. İstemem yan cebe evet. diye. Şimdi oruç Allah için sadece. Evet. Tabii bir de kutsi hadiste Allah-u Teala kulum orucu benim için tutmuştur. Orucun ecrini ancak ben veririmdir. Riya, gösteriş karışmayan tek ibadet oruçtur. Evet. Allah ile kul arasında olan riya karışmayan tek ibadet oruçtur. Tabii bunun yanında işte insana faydası, insana oruç bir sorumluluk bilinci kazandırır. Bu Ramazan'da temamız dediğim orucun özelliklerinden bir tanesi. Allah-u Teala Allah'ın nimetlerinin temiz olanlarından yiyin helal. Evet. Dediği halde biz Allah için oruç tuttuğumuz zaman işte helal ama imsak vaktinden sonra yemiyoruz, içmiyoruz. Allah emrettiği için yasak kılmış. Meşru olan, mübah olan şeyleri de terk ediyoruz. Terk ediyoruz. Ve bunu imsak vaktinden iftar vaktine kadar evet. Sabırla devam ediyoruz. Bu sorumluluk bilincini bize oruç kazandırmış oluyor. Birincisi. Yani sorumluluğu oruç sayesinde, yani insanda az çok bir sorumluluk duygusu vardır da
bazı insanda çoktur, bazısında azdır. Oruç sayesinde insanlık adına, insanın fert olarak bir fayda demektir bu. Bir de toplum olarak sorumluluk bilinci olan toplum bundan çok şeyler kazanır. Yani irade eğitimi de diyebiliriz. Yani irade eğitimi, yani sorumluluk kazanmak demek. İnsanın dünya ve ahiret için çok kazanımları olur. Evet. Yani bunlardan bir tanesi bu. Dünya ve ahiret için sorumluluk sayesinde zaten bizim dinimizin ana mefkuresi dünya ve ahiret mutluluğu insana kazandırmaktır. Evet. Bizim Kur'an ifadesiyle en güzel dualarımızdan bir tanesi Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Ya Rabbi bize dünya ve ahiret mutluluğu ver. Dünya ve cehennem azabından da koru. Yani bu sorumluluk bilinci sayesinde bize Allah-u Teala vaat ediyor dünya ve ahiret mutluluğunu. Evet. Biz bu maddi manevi değer sayesinde dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmış oluyoruz. Evet. İnsanın bir affedersin bir hayvani yönü var. Evet. Doğar, evet. Yaşar, ölür, yer, içer. Hı hı. Ve bu yönüyle bu Allah'ın yarattığı behaimden, hayvanattan farkı yoktur. Evet. O yönüyle. Bir de ruhi yönü var. Nefis var. Şimdi nefis ile ruh farklıdır. Nefsin insana emrettiği kötülükler vardır. Bir de insan ruhunun manevi yönünün besleneceği yönler vardır. Oruç ibadeti sayesinde insan manevi yönünü artırır oruç sayesinde. Bu da bir kazanımdır. Bunun da dünya ve ahiret kazancı yönünden insana katkıları bizim tasavvur edemeyeceğimizden fazladır. Yani orucun insana kazandırdığı bir yön, yani oruç insana manevi yönden çok şeyler kazandırır. İnsana nefis kötülüğü emreder. Ama insan oruçlu olduğu zaman nefsin dürtülerini, isteklerini frenler. Evet. Ruhunu yüceltir. Şimdi tabii Batı kültürü nefis ile ruhu ayırt edemez. Batı'da yazılıp da Türkçe Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercüme edilen İslam ansiklopedisinde nefis ile ruhu aynı şey olduğunu ifade eder. Hı-hı. Halbuki bizim kültürümüzde yani Allah-u Teala'nın Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a bildirmiş olduğu bilgiler ölçüsünde o değerlerle nefis ile ruhun biz farklı olduğunu biliriz. Evet. Gerçi dinlerin hepsi aynıdır dedik. Evet. Onların da aynı olması lazım da işte onlar kendi heva heves, kendi arzularını göre dinlerini tahrif edip değiştirdikleri için onlar ondan bilemiyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu dini getirdiği zaman işte bir Hristiyan din adamı, papaz böyle bir peygamberin geldiğini duyunca der ki ona üç şey sorun. Bunlardan bir tanesi ruhtur.
Evet. Ruhun mahiyeti. Ruhun nedir? Mahiyeti. Peygamber de ben bilmiyorum der. Sonra vahiy gelir. Sen nereden bileceksin? Onu Allah bilir diye. O Hristiyan din adamına Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruh hakkındaki verdiği bilgiyi ben bilmiyorum dedi deyince hah der. İşte beklenen peygamber o der. Yani onun için ibadetler Allah için yapılsa da bize kazandırdığı çok şeyler vardır. Evet. İşte bunları biz inşallah dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bu anlattığım bilgilerin diğer faydalarını inşallah daha sonraki bölümde yani anlatmaya çalışacağım. İnşallah. Yani bu bölümde biz şunu anlamış olduk. Orucun bizim anlayışımızda, İslam anlayışında Allah için, Allah emrettiği için evet. Tutulması gerektiğini, hatta dediniz siz esas en kıymetli oruç Allah'ın Allah olduğu bilincinde tutulan oruçtur dediniz. Kişinin fıtri özellikleri de aslında buna programlanmış bir vaziyette Cenab-ı Hak insanı maddi ve manevi cihazlarla donatmış, ahseni takvim üzere yarattığı ifade ediliyor Kur'an ifadesiyle. İnsan Rabbini düşünebilmek için de kendini bir takım şeylerden soyutlayarak veya mahrum ederek daha fazla düşünceye sevk etmesi icap ediyor zaman zaman. Tefekkür de emrediliyor. Bu tefekkürün sağlanması için de bir nefis olarak terbiyeye muhtaç. İnsan bu nefis terbiyesinde en güzel şekilde yerine getirme aracı olarak ibadet olarak farz olan ibadet oruç olduğunu görüyoruz. Evet, evet hocam. İnsan dünyaya yemek içmek için gelmemiştir. Hayat yemek içmek için değil, yemek içmek yaşayabilmek için insana lazımdır. Hayatın gayesini hayatın anlayabilmek, gayesi, sorumluluklarımızı anlayabilmek, idrak edebilmek. Yani insanın dünyaya gelip yiyip içip sorumsuzca yaşamak için gelmemiştir. Evet. Yaratılış gayesi vardır. İnsan yaşayabilmek için yiyip içmelidir. Maddi ve manevi hayatını ayakta tutacak. Bu dünyada da ne için var olduğunun evet. Şuuruna, idrakine varıp kendisine bu nimetleri vereni tanıyıp ona tam bir iman ve teslimiyetle hayatını geçirmek için gelmiştir diyebiliriz evet. Değil mi hocam? Evet. Hocam ikinci bölümde devam edelim inşallah. İkinci bölümde tekrar huzurlarınızda olacağız. Bilmem nideyim Allah Allah aşkın elinden. Hay hay bilmem nideyim Allah Allah aşkın elinden. Kande gideyim aşkın elinden. Kande gideyim aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Meskenim dağlar, Allah Allah, gözyaşım çağlar. Hay hay meskenim dağlar, Allah Allah, gözyaşım çağlar. Durmaz kan ağlar aşkın elinden. Durmaz kan ağlar aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Yunus'un sözü Allah Allah, kül olmuş özü. Hay hay Yunus'un sözü Allah Allah, kül olmuş özü.
kanallar gözü aşkın elinde. Kanallar gözü aşkın elinde. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Programımızın ikinci bölümünden tekrar hayırlı akşamlar. Bu akşam iftar saati programımızda orucun birey ve toplum hayatına faydalarını konuşuyoruz. Program konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Değirmenci hocamız. Evet değerli hocam, birinci bölümde oruç ibadetinin kavram olarak oruç ibadetini anlam ifade ediyor. Dinimizdeki yeri ve önemi nedir dedik. Gayet müessir faydalı bilgilerle bizi aydınlattınız. Şimdi bu ikinci bölümde de isterseniz orucun elbette maddi ve manevi açıdan çok faydaları var. Şimdi dinimiz açısından, inancımız açısından baktığımız zaman evet bu ibadet sadece ve sadece Allah emredildiği için ve bütün ibadetlerde de aslında böyle evet, yapılması bize samimiyet ve ihlas dairesinde bir ibadet olup Allah rızasını kazandırıyor. Diğer faydaların, hatta birinci bölümde de bahsettiğiniz faydalardır artık. Aynen. Yani hikmetleridir. Evet. Esas olan Allah'ın rızasını kazanmak ve onun emrettiği için yapılmasıdır dediniz. Bu bölümde de inşallah insana sağlamış olduğu faydalar nelerdir diye başlarsak neler söylersiniz? Bir hadis rivayet edilir. Evet. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız diye. Evet. Zayıf bir hadis olmakla beraber tabii dedim ya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zaten Allah için oruç tutmuş. Evet. Bu işin sıhhat yönünü hayatında hiç düşünmemiş olabilir. Ancak birinci bölümde son sözümüz olarak işte oruç insana mesuliyet bilinci kazandırır. Hayat yiyip içmekten ibaret değildir. Şimdi insan yemek içmek için yaşamaz. İnsan yaşayabilmek için yer. Tabii evet. Yaşamadan da yani yemeden de yaşayabilmek mümkün değil. Vücudun bir gıdaya ihtiyacı var. Vardır. Peygamber aleyhissalatu vesselam yerine göre kendisi iki günü arada hiçbir şey yiyip içmeden oruç tutmuş olmasına rağmen der ki siz o vasıla yapmayın, yani birleştirmeyin. Hı hı. Yani yiyiniz içiniz, yerine göre tavsiyeleri vardır, bedeninizin sizin üzeriniz hakkı var. Yani nefse zulüm etmek de yasaklanmış. Yasak yani. Aslında yemek içmek de emir değil mi hocam? Külü yemek, ve şirabu yani yiyin için, hayatın Peygamber emanet olduğu bilinciyle. Siz o şekilde uzun tutmayın. Evet. Sahabeden bütün ömrünü oruçla geçirmeye çalışanlar olmuş. Yapmayın demiş. Evet. Şimdi oruç Ramazan ayının dışında farz değil hiçbir kimseye. Evet. Biz Ramazan'ı beklememiz lazım. Farz orucu tutabilmemiz için. Evet. Şimdi oruç işte insana sıhhat kazandırır dememizdeki maksat insan nefsi yerine göre doyduğunu bilmez. Fazla yer bu da beden için zarardır. Evet. Şimdi işte
bugün sağlıkçılarımız orucun karaciğere faydasından, mideye faydasından, bağırsaklara faydasından netice olarak insan vücuduna faydalarının çok olduğundan bahsederler. Evet. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususta bir tavsiyesi daha vardır. Siz sofraya oturduğunuz zaman midenizin bir kısmını, üçte birini yiyecekle, üçte birini su ile, üçte birini de boş bırakın der. Şimdi bunu bizim ölçme imkanımız var mı? Yok. Yok. Şimdi çok tavsiye ediliyor vücudun suya ihtiyacı. Yani evet. Vücudumuzun %80'inin su olduğundan bahsediliyor. Yani sadece yemek değil, arada su içerek yemek yememiz. Şimdi üçte bir nasıl boş bırakacağız? Doymadan sofradan kalkmak, tıka basa yememenin ölçüsüdür. Evet. Yani daha yiyebiliriz ama artık şimdi onu iştahımız var normalde. Tıp, evet. Şimdi iştahımız daha varken şimdi onu tıp şu kadar kalori falan diye ifade ediyor. O anda sofrada onu ölçebilmemiz de mümkün değil. İşte ama başında ama sonunda ama ortasında su da içerek belli işte miktarda bir şey yiyerek evet. Biz ondan sonra da sofradan doymadan kalktığımız zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üçte birini yiyecek, üçte birini su, üçte birini de boş bırakarak sofradan kalkmamız tavsiye edildi madem. İşte insan ömrü boyunca da devamlı hiç durmadan tıkınması, yiyip içip durması insan vücuduna zarardır. Evet. Şimdi hiçbir Allah'ın yaratmış olduğu mahluk hayatı boyunca devamlı yiyip içip durmaz. Evet. Yani onun bir işte belli bir şeyi vardır. Kendince yer öyle bırakır. Ama şimdi bazı evcil hayvanlar var. Hı hı. Çok sevdiği yiyeceği biz kendisine çokça verdiğimiz zaman hasta olur ve ölür. Onun müsebbibi gene insandır. Evet. Yoksa o normal hayatta o yiyeceğini bulup da yiyecek olsa o kadar da yemeyecektir zaten. Şimdi zaten biz bazı kümes hayvanlarını, bazı besi hayvanlarını çokça yiyip ondan sonra doping yaptırıp onlara, kendilerine ve onu sonra tüketen, ondan faydalanan insanlara zararlı olduğunu da biliyoruz. Evet. Şimdi netice olarak ömrümüzün tamamını oruçla geçirmemiz dinimiz tarafından emredilmemiş olduğu halde şimdi biz işte oruç tuttuğumuz zaman vücudumuz işte biz ölçüsüz yediğimizde kendisine saklamış olduğu stoğu eritmiş olduğu için vücudumuz bir rahatlar. Evet. Ondan sonra bizim vücudumuz işte çok fazla yemeyerek rahatlamış olur, sıhhate kavuşmuş olur. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da çok daha fazla obezler var. Evet. Fazla yediklerinden dolayı hasta olmuşlar. İşte çeşitli tedavilerle ama yine işte bazı programlarda böyle görüyoruz. Doktor kendi dirayeti, kendi gayreti hastanın yoksa
ben sana bir şey yapamam diyor. Evet. Şimdi oruç bize az yedirerek sıhhate kavuşmamızı sağlıyor. Tabii bu arada oruç tutacağız diye şimdi başlıyor Ramazan'dan bir hafta önce. İşte şu yiyecekler şöyle pahalandı, böyle oldu. Ya aslında biz Ramazan'da önceki zamana göre daha az yiyeceğiz. Evet. Yani yiyeceklere hücum etmenin bir manası yok. Evet. Allah yemeği mübah kılmış, fazla yemeği haram kılmış. Şimdi oruçluyken zaten az yiyeceğiz. Ramazan'ın bereketiyle zaten nimette o kadar bir bereketleniyor ki Ramazan sayesinde. İnsan sabredebildiği takdirde hem sıhhatine kavuşacak, hem rahat bir sıhhatli ömür yaşayacak. Evet. Şimdi Arapça bir hikayede okumuştum yıllar önce. Evine haber gelmiş. Hanımı kendisine söylüyor. İki arkadaşın da hasta olmuş. Sen onları bir ziyaret et. Gittim baktım diyor. Birisi fazla yemekten yatağa düşmüş, hasta olmuş. Birisi de gıda zafiyetinden, fakirlikten, yoksulluktan hasta olmuş, yatağa düşmüş. Ben bu iki davranıştan şu sonucu çıkardım. Fazla yiyen, fazla yediğini ötekine verseydi, ikisi de sağlık ve sıhhat içinde olacaktı. Evet. Şimdi tabii dünyada fazla miktarda ihtiyaç sahibi olanlar başka ülkelerde çok. Keşke onlara ulaştırılabilse ve onlar da gıda zafiyetinden kurtulsa. Şimdi bütün dünyanın üzerinde olduğu gibi memleketimizde koronavirüsünün başımıza getirdiği sıkıntıdan dolayı çevremizde hakikaten ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olanlar muhakkak olabilir. Onlara yardımcı olmak suretiyle, evet, yani uzağa da gitmeden yardım etmek yakından başlar. İnsan zaten evladının, torunun, çoluğun, çocuğun ihtiyacını zaten giderecek muhtaç ise. Anasının, babasının, dedesinin ihtiyacını zaten giderecek muhtaç ise. Kardeşten başlar. Yani insan kardeşine kızabilir. Kızsa da. Evet. Hele bu işte üzerimizde bulunan bu sıkıntıdan dolayı, salgın hastalık, daha fazla bu salgın hastalıktan dolayı çalışabilme imkanı olduğu halde çalışamayan, evet, para kazanabilme imkanı olduğu halde para kazanamayan, evet, kişilere yardımcı olmakta fayda var. Şimdi aslında tabii, bu oruç ibadeti nefis terbiyesiyle beraber insana sosyal anlamda, toplumsal hayat içerisinde de açla tokun, ihtiyaç sahibiyle ihtiyaç sahibi olmayan arasındaki dengenin anlaşılması için de bir ölçü sunuyor. Zira insan açlıkla hem nimetlerin kadrini daha iyi anlamış oluyor. Tabii. Hem elinde olan nimeti de bu şekliyle, yani aç kalmakla görmüş oluyor. Onun haricinde kendisi için belki çok anlam ifade etmeyen, çünkü her gün her istediğine ulaşabilme imkanı var. Ama şimdi imsak vaktinin girmesiyle elinin altında olan şeyleri bile yemesi yasaklanmış belirli bir süreye kadar. Şimdi bu oruç olmadığı halde diğer günlerde de aynı imsaklıymış gibi günde bir öğünle vaktini geçiren zayıf insanları görüyor. Hatta şu anda biraz önce ifade buyurdunuz hocam. Salgın hastalık sadece ülkemizi değil tüm dünyayı şu anda büyük bir imtihana tabi tuttu Rabbül Alemin bu hastalık vesilesiyle belki.
insanların kendisini toparlayabilmesi, etrafını bir görebilmesi için. Şu anda da hayır ve hasenat ayındayız. Ramazan ayı, evet. En çok ibadetlerin makbul olduğu, bire en az 10, 70, 700, 7000 artık samimiyetine göre. Kişinin yakın akrabasından, kardeşinden örnek vererek başladınız. Görüp gözetmesi, işsiz, evet. Olanları görüp gözetmesi büyük önem arz ediyor, değil mi hocam? Tabii. Şimdi insanın davranışına kızabiliriz. Evet. Sevmeyebiliriz. Evet. Ama biliyoruz ki muhtaç. Evet. Peygamber aleyhissalatu vesselam kızmış olduğu yeğenine yardımı kesen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, o olay uzun da oraya dalmadan, Peygamber aleyhissalatu vesselam sen gene ona yardım etmeye devam et diyor. Allah sıleyi rahmi de farz yani, kılmış. Tabii yardım et diyor. Yani oruç, Ramazan bize yardımlaşmanın gereğini anlatıyor. Evet. Şimdi insan yoksulluk olmadan varlığın değerini anlayamaz. Evet. Hastalık olmadan sağlığın değerini anlayamaz. Olduğu, evet. Gibi şimdi insan bir aç kalarak aç kalmanın ne olduğunu anlar. Evet. İnsan bir aç kalınca ölmez. Günlerce. Ölürse açlığa alışık olmadığından derler. Şimdi insan biraz aç kalınca açlığın ne demek olduğunu anlar. Hakikaten ihtiyacını gideremeyen insanlara yardım etmeyi düşünür. Kendisi de bir en azından işte açlığa dayanamayacağını düşünerek, yani birkaç dakika, birkaç saat aç kalınca bazı insan ihtiyaçlarını anında giderebildiği için öleceğini zanneder. Halbuki ölmez. Evet. Önce susuzluk insan vücudu için açlıktan ziyade o önde gelir. Susuzluğunu giderdiği takdirde günlerce, birkaç hafta bile insan aslında yaşayabilir. Yani ölmez. Ölme korkusu açlıktan dolayı olmayacağını oruç insana öğretmiş olur. Oruçlu olduğu halde bir insan yaşayabileceğini de anlayınca, oruçlu olmadığı zaman da oruçlu olduğu gibi sabır içinde olmasını bilmeli. Evet. Şimdi oruç sabrın yarısıdır. Sabır da imanın yarısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize sabrı tavsiye eder. Evet. Sabır beşeri olarak, insan olarak bizim en önemli hasletlerimizden. Oruç bize onu kazandırır. Yani sabır insanın işte ruhi yönden değerini artırır. Yani sabır çok önemli bir vasıf. Şimdi ibadet zaten imandan sonra gelir dedik. Asr suresinde Allah-u Teala insanlık zararda ve ziyandadır. İşte manevi değerlerini ibadetlerle yüceltmediği takdirde insanlık hüsrandadır. Ancak iman edenler, illellezine amenu ve amelü salihat, işte ibadetin dışında da salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Şimdi insan bu manevi değerleri, meziyetleri kazandıktan sonra, evet. Salih amel işlemeye, salih amel tabii faydalı iş.
mümin elinden ve dilinden insanların emin olduğu insandır. İnsan artık orucu sayesinde başkasına zarar vermez. Yani ibadet olmayan şeyler de o insan için ibadet olur. Hani derler ya, alimin uykusu cahilin ibadetinden faydalıdır. Evet. Şimdi insan, alim ne demek? Yani böyle profesör, yani alim, hoca, müftü manasında demiyorum. İlim, ilim bilmek, ilim kendini bilmek. Kendini bilir. Ondan sonra artık yaptığı işler hep ya kendine faydalıdır ya cemiyete faydalıdır. Bu şekilde olunca insan bu faydalar ölçüsünde, evet, artık ibadetin dışında yapmış olduğu işler de kendisine meziyetler kazandırır. İşte Asr suresinde Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. İnsanlık işte sadece yaşamayı yemek zannedenlerin dünyada hiçbir manevi değeri kendi üzerinde taşımayanların hüsranda, zararda olduklarını ifade ederek, ancak kurtulan, işte oruç farz kılındı, korunun diye, korunması sayesinde insan tabii kurtuluşa erecek. Allah'ın sevgisini, muhabbetini kazanacak. Kurtulan kimdir? Ondan sonra işte o iman eden, yani şimdi ibadetlerle insan imanını korumuş olur. İbadetlerle korumuş olduğu iman insana meziyetler kazandırır. İşte yararlı işler yapar. Ona salih amel deniyor. Yararlı işleri yaparken insan artık hakkı tavsiye eder. Haktan taraf olur. Evet. Yanlışa yönelmez. Yanlıştan uzak olur. Tabii insan yalandan, yanlıştan uzak olduğu zaman tabii yine manevi yönden, ruhi yönden meziyet kazanmış olur. Sabırlı olduğu zaman, sabır zillet demek değildir. Sabır güzel vasıf demektir. Sabrı kendi nefsinde yaşar, başkasına tavsiye eder. Kendi nefsinde yaşar, başkasına hakkı tavsiye eder ise işte kazanmış olduğu, işte bizim bu Ramazan'daki sorumluluk bilinci olan, sorumluluk bilincini kazanınca da tabii kendisine faydalı olur, çoluğuna çocuğuna faydalı olur, topluma faydalı olur. Bu faydalar artık öyle genişler ki bütün insanlık huzur ve sükun içinde, mutluluk içinde olur. Evet. Ramazanınız mübarek olsun. Hocam Allah razı olsun. İftar saati de geldi. Çok faydalı bilgilerden istifade ettirdiniz. Allah razı olsun tekrar. Siz konuşurken, en son sözünüzü bağlarken Mülk Suresi'nin ilk ayetleri hatırıma geldi. Rabbimiz buyuruyor, ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Bu ikisi arasında hanginiz iyi işler yapacak? Onun için imtihan için yaratmıştır. Tabii. Evet, oruç bunlardan, bir ibadetlerden bir tanesi. Kulluk şuuruna ermek. Evet. Rabbimizi tanımak, vermiş olduğu nimetleri idrakine varmak, bu dünyaya, evet, geliş gayemizi anlamak, sosyal yaşama katkıda bulunmak, bireysel anlamda da nefsimizi terbiye ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak güzel hasletlerle iyilik ve güzellikleri çoğaltıp dünyayı imar etmek, aynı zamanda tüm dünyaya Cenab-ı Hakk'ın getirmiş olduğu nizam-ı ilahi, Kur'an-ı Hakimi ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin güzelliklerini toplum yaşantısı açısından kendisi ilk başta istifade ederek yaşadığı güzellikleri yansıtabilmek. Evet. Hocam Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere de. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet saygıdeğer izleyiciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Afyonkarahisar için iftar vakti. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi makbul eylesin.
Amin.